Bugün elmalı kurabiye yapıyoruz. 3 adet elmadan hazırlayacağız. Bir tepsi dolusu elmalı kurabiye yapmış olacağız. Burada benim 3 adet elmam var. Yıkadım. Şimdi kabuklarını soyacağım. Daha sonra rendeleyeceğim. Şöyle bir bıçak ile kabuklarını soyuyoruz. Evet, elmalarımızı soyduk ve rendeledik. Şimdi bir tavanın içine döküyorum. Pişireceğiz elmaları ilk olarak. Suyunu iyice çekene kadar pişireceğiz. Suyu kalmamasına dikkat edeceğiz. Bir çay bardağından bir parmak eksik toz şekeri ilave ediyorum ve ocağa pişirmek üzere koyuyorum. Evet, elmalarımızı pişirdik. Şimdi üzerine 1,5 yemek çay kaşığı kadar tarçın ilave ediyorum. Ben sade olarak hazırlayacağım. İsterseniz ceviz de koyabilirsiniz. İyice karıştırıp bir kenarda bekleteceğiz ve elmalı kurabiyenin hamurunu hazırlamaya geçeceğiz. Bir kenara çekiyoruz ve şimdi hamurunu hazırlamaya geçiyoruz. Bir adet yumurta, bir çay bardağı toz şeker, yarım paket margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, vanilya. İyice bu malzemelerimizi karıştırıyoruz elimiz ile. 2 yemek kaşığı da nişasta koydum. Karıştırmaya devam ediyorum. Artık ununu ilave ediyoruz. Bir pakette kabartma tozumuz var. Kabartma tozunu da ilave ettik. Elimize yapışmaz bir hamur olana kadar yoğuracağız ve şekil vermeye başlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi yoğurduk hamurumuzu. Düz bir zemine çıkardık kalıbımızdan. Şöyle üzerine biraz un sepeliyoruz ve bir oklava ile açacağız elmalı kurabiye hamurunu. Çok fazla incecik olmayacak, çok da kalın olmayacak. Orta ayar bir incelikte hazırlayacağız. Evet, yufkamızı açtık, kurabiye yufkamızı. Şimdi şöyle bir büyük çene su bardağı ile, ağzı geniş su bardağı ile şöyle halka halka kesiyorum. İstediğiniz şekil verebilirsiniz. Bu şekilde hem pratik hem çabuk oluyor. Evet, bardak ile kestik. Aralarında olan hamurları şöyle toparlıyoruz. Ve hazırladığımız soğuttuğumuz içten elmalı harçtan çay kaşığıyla içlerine koyuyoruz. Azar azar içlerine elmalı harçtan dolduruyoruz. Dediğim gibi istediğiniz şekil verebilirsiniz. Hangi şekil kolayınıza gelirse onu verin. Evet, doldurduk ve şöyle ağızlarını orta yerinden yapıştırıyoruz. Tamamen yapıştırmayacağız. Orta yerinden.
Bu şekilde elmalı kurabiyelerimizi hazırlamış oluyoruz. Evet, elmalı kurabiyemiz hazır. Şimdi 180 derece fırına veriyoruz. Fırında fazla tutmadık. Çok hafif rengini değiştirdiği zaman fırından çıkarıyoruz. Üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Bolcana pudra şekeri serpiyoruz. Harika oldular. Ramazan olduğu için tadına bakamıyoruz ama görüntüsü muhteşem. Çabucak hazırlanan pratik elmalı kurabiyemiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.